Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün o bir yıllık sürecin ardından sonunda Avrupa Birliği'ne yani Polonya'ya gideceğimiz gün geldi. Şöyle valizimi falan hazırladım. Yatağımın üstü birazcık dağınık ama neyse göstereyim hadi. Burada bir valizim var. Burada da işte laptop ve kamera, diğer setuplarımın olduğu çantam var. Bunu da ayrıyeten böyle burama takacağım. Kilodan tasarruf etmek için. Onun dışında bayağı bir malzeme var. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi uçağın alacağı kilo sınırlı olduğu için buraya fazladan eşyalarımı bıraktım, bir abime emanet ettim. Polonya'dan döndüğüm zaman ondan tekrardan alacağım. Onun haricinde ekstra bir alışveriş falan birkaç bir şey aldım. Fakat dedim acaba orada daha ucuz olabilir mi korkusundan da aslında çok fazla bir şey alamadım. Çünkü buradan pahalıya alıp gidip de orada alışveriş yapamazsam bu beni daha çok üzerdi. Para konusunu falan nasıl yapacağız bilmiyorum. Vodafone'dan çok büyük bir kazık yedim. Onu sonra ilerleyen zamanlarda anlatırım. Şu an alarmımdan biri çalıyor. Saat 10 oldu herhalde, aynen. Buradan okula gideceğiz. Okuldan bir Antalya Havalimanı'na gideceğiz. Antalya Havalimanı'ndan sonra arkadaşlar yaklaşık saat 4 gibi, 3.30-4 gibi Polonya'ya gidiş sürecimiz başlayacak. Biz oraya gittiğimizde saat hala 4 olacak. Çünkü orada 2 saatlik bir zaman dilim farkı varmış sanırım. Neyse çok uzatmayayım. Yol sürecimi zaten görürsünüz. Oraya vardığımızda da çok güzel bir ev bizi bekliyor. Kirasına, suyuna, elektriğine, bilmem oyuna buyuna yaklaşık 4600 liralık bir ödeme yaptık arkadaşlar. Pardon, lira diyorum. Evet, lira dedim yanlışlıkla. 4600 euroluk bir ödeme yaptık arkadaşlar. İçim hiç rahat değil bu konuda. Çünkü 3 ayda biz ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Yani elektrik, su o kadar tutar mı? Kira o kadar tutar mı? Elim ağrıyor. Tripod çantamda. Yani elimde tutuyorum kamerayı da şu anda. Neyse. Bakalım inşallah ödediğimiz kadar da yaşama fırsatı buluruz içinde. Öyle diyelim ve yola çıkalım. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Lojman videosunu çektiğimiz ilk Özgür abiyle konuşmuştuk. Onu da eklerim buraya diye. Hatırlıyor musun abi? 2 evet, yıl önce evet. İlk geldiğimde sen de başlamıştık. Yine kapanışı senle böyle yapalım. Yolun aşkı olsun kardeşim. Kendine iyi bak. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Sen de kendine iyi bak. Yaşam gel öpeyim. Sevgin abi görüşürüz. Görüşürüz. Gelsin. Arkadaşlar havalimanına geldik. Kapıda güvenlik eşiğinde bütün kıyafetlerinizi falan çıkartıyorlar. Cebinizde bozuk para dahil olmuyor. Daha sonra da bilet ve pasaportları verdiğiniz kısma geliyorsunuz. Bu kısımda da pasaportlarınızla uçak biletlerinizi tekrar check-in yaptırıyorsunuz ve valizleriniz içeride tekrar kontrol ediliyor. Daha sonra uçağın kalkış saatinde uçuyorsunuz ve varacağınız noktaya varacağız. İndikten sonra tekrar kamerayı açacağım. Devam edin izlemeyi. En ince ayrıntısına kadar izleyin. İlk defa biz de uçakla seyahat edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Burası da bayağı bir kalabalık şu anda. Biz de kalabalığız. Umarım güzeldir. Orası da şu an kar varmış. Yani o yüzden sıkı giyindik buradan. Umarım üşütmeyiz, hasta olmayız. Arkadaşlar şu anda havaalanından tamamıyla geçtik yani. 2 saattir falan beklemedeyiz. Ben terledim bayağı bir. Şu arkada gördüğünüz güvenlik kısmında botlarımı falan da çıkarttırdılar. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra işte biletlerimizi falan aldık. Check-in yaptırdık. O bu. Çok fazla bir güvenlik kontrolünden geçtik. Bayağı X-ray'den cihazlarımız sürekli geçti. Açıp baktılar falan. Benim botlarıma kadar çıkardılar. Yani askeri bot olduğu için. Göstersene ayakkabıları. Bunları çıkarmamı istediler. Diğer arkadaşlarımız sorunsuz geçtiler falan. Şimdi uçağa doğru gideceğiz. 3.35'te uçağımız var. Oraya indiğimizde bize nasıl bir hava karşılıyor bilmiyorum. Kar gördük biz. Bakalım her şeyi hazırladık. Gitmeyi bekliyoruz hala. Adam niye öyle baktı? Korkacağımız yerleri görelim. Kamera bulmuşsun. Yaşar maaşımı aldın mı? Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Thank you.
gitti ya. Ben onu alacağım sonra zaten. Alışın telefonu çeksin. Onu ben ondan alacağım. Burayı fiyeskim olarak koyacağım. Çok iyi. Şu an alıştım. Oo. Çıktık mı bulutların üstüne? Bulutların üstündeyiz. Yani etrafı bir baksanız da aşağısı kapkara, yukarısı resmen gündüz şu an. Bildiğin kuvvet. Çok iyi. Şu tarafa bak. Abo. Güneş nerede abi? Yukarıda tepemizde. Daha çıkıyoruz yukarıya. Etraf fena karardı. Kameramın parlaklığını birazcık daha arttırdım. Şu anda şehri görmeye başladık. Sizin de gördüğünüz üzere. Evler çok seyrek yapıda yapılmış. Ama hocanın dediğine göre burası merkez olmadığı için böyle olduğunu söylüyor. Aşağıda birkaç kısımda kar gördük. Ama havada herhangi bir yağış söz konusu değil şu anda. Bakalım yer çok güzel bir yorum yazdı. Küçük bir kasaba gibi gözüküyor ama aslında farklı bir ülkeye gelmişsiniz şu anda. Yollar falan böyle karlı. Düz şeritlerde devam ediyor genelde. Evlerin arasında da aynı şekilde. Yani bizim oradan böyle U dönüşleri falan çok fazla gözükmüyor oradan baktığımda. Abi biraz yakınlaşabilir misin aşağıları? Yolları görüyorsunuz arkadaşlar sizde. Genellikle şu kısımlar zaten tavla. Genellikle büyütmeli kişiler falan çalışıyor olabilir. Tahmin üzerinden gittik. Konuşuyorum sanki. Uçağın üzerinde böyle bir yorum. Bu arada ağrı felaket artmaya başladı kulaklarımda. İlk seferden dolayı olması lazım. Bence. Güle güle. Görüşürüz. Ben sizi çekilikle unuttum. Güle güle. Bay bay. Of. Şu anda indik. Sami kamerayı alsana. Burada dışarı çekilip telefonu koyacağım. Dışarı. Şu an indik arkadaşlar aşağıya ve hava gerçekten serin burada birazcık ama düşündüğümüz kadar soğuk değil. Ama tam dışarı daha çıkmadık, bilmiyorum. Dışarıda bir rüzgar var. Yolculuğumuz çok güzel geçti iniş ve çıkışlarda. Birazcık basınçtan dolayı bir etkilendi kulaklarımız ama şu an her şey normale döndü geri. Tekrardan havaların içine giriyoruz. Buradan bir otobüse bineceğiz dediğimiz gibi. Ya oğlum geliyoruz gidiyoruz, sıra bekliyoruz. Benim artık bir cigara içmem şart. Böyle bir yerden valizlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar fakat benim valizimi kırmışlar şöyle gördüğünüz gibi. Hele arkadaşımın valizi yok. Yani neden böyle oldu hiçbir fikrimiz yok ama çocuğun valizi mahvolmuş ya. Zaten bantlamış da yani yine de kırık çok fazla var içinde. Sen misin o bantlayan deyip çarpmış kırmış. Arkadaşlar şu an havaalanından çıktık. Gördüğünüz gibi. Bizi götürecek otobüs arıyoruz. Şu an sesim ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama öyle gidiyoruz. Yes. It's my hotel. Hello. Hello. Bo ja angielskiego nie znam. Okay. Pójdziemy w tamtą stronę i tam czekać będzie bus. Podjedzie zaraz po nas. Dobrze? No, I don't understand because nobody knows Polish. No Polish. No Polish. Aa, şu an hanımefendi İngilizce bilmiyor ve bizimkiler de lehçe bilmediği için anlaşamadık. O yüzden bekliyoruz. Çeviriden konuşacaklar şu anda. Problem. Okay. Problem değil. Okay. I have one YouTube channel. Take it video for tourism. İngilizce bilmiyorum dememiş miydin? Ay. Okay, sorry. İngilizce bilmiyorum. Bariyer ayınız. Şöyle etraf tekrar bir göstereyim. Buradan sonra zaten otobüse binip gideceğiz arkadaşlar.
Arkadaşlar çok uzun bir yolculuktan sonra kalacağımız yere geldik. Şu anda sabah gözüyle daha net göstereceğim sizlere. Ama şu anda etraf karanlık ve biz çok fazla yorulduk. Eşyalarımızı bırakacağız. Ardından otel hemen sol tarafımızda. Otele gidip yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Daha sonra tekrardan buraya geleceğiz. Büyük ihtimal ev videosu bundan sonraki video olur. O yüzden bu videodan sonraki videoyu izlemeyi unutmayalım. Evin içini göstereceğim orada da size. Teşekkür ederim.